Selamlar arkadaşlar. Yasal uyarıyı okuyalım. Yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Şimdi sıra sıra şirket inceliyorduk. Holdingleri inceledik. Demir Çelik grubunu inceledik. Şimdi bunların içinden iyi olanları çekiyoruz arkadaşlar. Devam edeceğiz incelemeye. Ambalaj aracı kurum bakalım arkadaşlar. Ambalaj şimdi ambalajcılar bilanço açıklamadığı için sıkıntılı bir durum var. Burada Osman'ı direkt ediyoruz. Böyle bir şey olamaz. İki tane isim var. Info ve İsmen. Hangisi ne kadar kar yaptı? Favök'ün Info'nun düşük, şeyin yüksek. Ama net kâra geldiğimizde birbirine yakınlar. İsmen'de iyi bir kar var. Borca geldiğimizde İsmen'in borcu çok. Info'nun az. Öz kaynağa geldiğimizde İsmen'in öz kaynağı daha fazla. Özel hesaplamaya göre info daha ucuz. Sonra FKFD Fabrik piyasa defterlerine baktığımızda İsmen daha avantajlı gözüküyor. Sonrasında zaten bunlar aracı kurum olduğu için arkadaşlar stoklar mutoklar olmuyor bunlar. Yabancı para pozisyonu, şey nakit ve kapanış fiyatı İSFO İsmen. Bunlar birbirine çok yakın. Bunlar birbirine çok yakın olduğu için arkadaşlar bunlar artık teknik olarak hangisi daha iyiyse. Bir de şöyle bakalım. Öz varlık karlı 1.90 1.67'de gözüküyor. Bunun 90 olmasının nedeni arkadaşlar öz kaynakların az olması. Öz kaynağı azsa öz kaynak karlılığı yüksek gözükür bir firmada. O bunu çok kâla almayalım. Ama şuna bakalım. 5 yıldan beri bu öz kaynak karlılığını nasıl yönetmiş? Mesela bu 43'müş, bu 27'den 90'a çıkarmış. Bu 43'lerde kalmış. Şimdi bir de özel hesaplamanın nispisine göre bakalım. Nispisine göre arkadaşlar bu ederindeymiş. Yani hep buralarda. Zaten ben bunu birkaç senedir izliyorum. 4'lere geliyor, en fazla 6'lara gidiyor. 4 6 şu an bu alım yerlerinde. 6'larda en fazlası oluyor bunun. Yani bu ne demek? %20, %25 yükselince geri çekiliyor demek. Bakalım. İsmen de bakalım öyle bir şey yapıyor mu? Yani ben öyle görüyorum. İsmen yazalım. Bakın şimdi grafiğinden bunu göreceksiniz. Yani benim İsmen aslında bakmaya da gerek yok ama bakın böyle bir çekilme oluyor, bir gidiyor, bir çekilme oluyor, bir çekilme, bir gitme oluyor. Evet, bakın burada gitmiş, şöyle yukarı çıkmış, geri gelmiş. Hatta şöyle baktırabilirim. Şuradan %36, %37 zirveden geri gelmiş. Şuradan baktırabilirim. Yine %15, %20 geri gelmiş. Evet. Geri gelmeler oluyor arkadaşlar. İleri çıkmalar da oluyor. İşte buradan da yine geri gelmiştir. Tahminimce %25. Evet, %25 geri gelmiş. Yani bunun anlamı şu arkadaşlar. Bu hisse 4'lerdeyse, şu hisse 4'lerdeyse 6'lara kadar gidiyor. İlla 6'ya gidecek değil. 5'e gider. 5.5'e gider. 6'lara, 7'lere de gidebilir. Bilmiyorum da o çok büyük ihtimal, çok şey oluyor. Ha, şimdi burada neyi anlıyoruz? Bunun doğal bir süreci var. Onu yaşıyor. Tamam. Bu olması gereken yerde birazcık ucuz gözüküyor. Şu an bakıyorum İsmen kârı iyi geldiği için arkadaşlar burada da teknik anlamda yükseklerde gözüküyor şu an. Info'ya bakıyorum. Bu da teknik anlamlarda daha da düşüklerde gözüküyor arkadaşlar. Şimdi burada neye bakacağız? Şimdi buradaki olay şu. Bakın bu ederinde gözüküyor. Yani şu 4.1 10.6 bu ederi gözüküyor. Bu da ucuz gözüküyor arkadaşlar. Ucuz gözüküyor. Peki bunu nasıl anlıyorsun? Bu nispi orana göre ucuz mu? Nasıl anlıyorsun diye sorabilirsiniz arkadaşlar. Onu da şöyle açıklayayım ben. Nasıl açıklayayım? Öz varlık karlılığına bakıyorum. Öz varlık karlılığını ciddi arttıran kim? Bu. 27'den 90'lar, yani 5 senelik ortalama 27 iken şu an 90'a çıkar. Yani bu ciddi artış. Bakın bu 43'lerden 67'lere çok bir şey artmış.
Peki bunun piyasa defter değeri 5 sene nasıl değişmiş? Bir de ona bakıyoruz arkadaşlar. Onu da baktığımız zaman bakın 5 yıllık piyasa defter değeri 2,2'ymiş. Şu an 3,1'de. Peki bunun piyasa defter 1,7'ymiş, 2,8'de. Yani piyasa defter değeri olarak öz kaynağını daha da arttırmış. Bakın bu nispi olarak piyasa defter değerini %50 arttırmış. Bu da %200'e yakın arttırmış. Nispi olarak öz varlık karlılığını %150 civarında arttırmış. Bakın piyasa defter değerini %50, %150 civarında arttırıyor ama öz varlık karlılığını da o derecede arttırıyor. Bu nispi piyasa defter değerini %50 civarında artıyor ama öz varlık karlılığını %300 civarında arttırıyor. Yani piyasa defter değeri buna eşlik etmemiş. İşte bu iki orandan buradaki oranı elde ediyor. Diyor ki bu nispi oran. Diyor ki bunun daha diyor gideri var diyor. Çünkü bu diyor öz varlık karlılığını 3 katına çıkarmış ama diyor piyasa defter değerini daha çıkarmamış diyor. Yani işte onu görüyoruz burada. Yani piyasa defter değeri 5 yıllık ortalama 2,2 iken bunu 3 katına çıkarması gerekiyor. 3 katına çıkarsa 6 olması gerekiyor bunun. Piyasa defter değeri 6'larda gezmesi gerekiyor. Şu an 3. Evet, işte gördüğünüz gibi inceleme böyle olur arkadaşlar. Şu an bakayım ben size. Şu an bu piyasa defter değeri 3 görüyorsunuz. Piyasa defter değeri bunu 3. Peki bu 6'larda olmuş mu? Bakın şu yükseldiğinde kaçmış ona bakıyorum. 7,45'miş şu yükseldiğinde. Gördünüz mü? Şu yükseldiğinde 7,45'miş. 7,36, 7. Gördüğünüz gibi şuralarda 5,5'lar. Ha, bunun olması gereken 6'lar arkadaşlar. Bunun olması gereken 6'larmış. Ne olmuş? 6 olmamış. Şu an 3'lerdeymiş. Onun için bu bizim nispi olarak analiz yaptığımız sistem teknik anlamda destekliyor. Zaten teknik anlamda ucuz gözüken de info nispi olarak baktığımızda da 1,4 ile pardon buradaki nispi orana baktığımızda olarak 4,2 ile yine info ucuzda. Peki özel hesaplamayı yıllık olarak baktığımızda bu da ucuz, daha ucuz gösteriyor. Yani burada piyasa, FK, piyasa defterleri bunlara bakmayalım arkadaşlar. Bunlar da birbirine yakın gibi gözükse de iş öyle olmuyor. Bizim burada temel olarak baktığımız şeyler şunlar. O zaman ne yapıyoruz? Teknik anlamda info diyoruz. Anlatabildim zaten. Anlıyorsanız anlatabildim mi bilmiyorum ama önemli olan bu kolon benim için, bu kolon benim için. Bir de şu tarafa bakarım. Bu taraftaki mantık şeyse, mantık oturtuyorsa burada mantık oturuyor. Ne yapıyor? İşte 8,9 yapmış, 9,2'ye çıkarmış net kârda. Çok güzel. Yani net kârları 9,2 ile 10 zaten bunlardan net kâr bekleniyor. Stok, mutok hiçbir şey yok bunların. Özel hesaplamaya göre ikisi de aynı eksi şey. Dolayısıyla öz varlık kârlılığı 90. Yani şöyle de gösterebilirim. Yani çok detaylı analiz yapıyoruz. Aslında biz eleme yapmamız gerekiyor da hani insanların kafası karışmasın diye çok detaylı analiz yapıyorum arkadaşlar. İnternet çekmiyor. Evet arkadaşlar. Info çok detaylı analiz yapıyorum arkadaşlar. Bakın şurada gösterebilirim. Bakın öz varlık kârlılığı 65'ten 90'a çıkarmış. Evet, her şeyle güzel arkadaşlar. Her şeyle güzel. İşte bakın burada belli cari oranında birinin üstünde. Hiçbir sıkıntısı yok hissenin. Öyle gözüküyor burada. Yani %48 öz kaynak arttırmış. Yani başka bir söze gerek yok zaten. Şu öz kaynaklarını %48 arttırmış. Onun için her taraftan ismini eleyelim. İsmen şöyle sileyim. Şimdi bilişim. Bilişimde de arkadaşlar şöyle yapalım. Şimdi bunu bu şekilde değil de özel hesaplamaya göre hesaplayalım biz. Büyükten küçüğe olsun.
Burada çok mantıksız şeyler oluyor. Şuraya göre hesaplayalım. Şimdi burada FK'sı 17-20'lerde var. 15'lerde fon et diyor. Şimdi bu da olmadı. Fabrik üretene baksak şuna göre küçük büyükten küçüğe yapalım arkadaşlar. Bakalım. En güzel fabrik üreten, en güzel net kar yapan bizim şeyimiz olsun. Ana temel ele alacağımız hisse oldu. Bu çok güzel fabrik üretmiş. Net kar da güzel. Güzel. Şimdi potansiyeli gözükmüyor. Ama bu yazılım şirketi arkadaşlar. Potansiyel olmasına gerek yok. Şimdi finansal borç oranı çok düşük. Öz kaynağı çok yüksek. Bunların hepsi pozitif. Özel hesaplamaya göre 5.9'da. FK'sı hepsi de güzel. Ha, tamam. Nispi oranları göremiyorum. Bunun geçmişi herhalde 5 yıllık bir site değil. Bunun kötü tarafı fiili dolaşım %74'e çıkmış. Evet. Stoklar, evet. Burada şimdi ARD yazılım %74 olduğu için arkadaşlar bunun şöyle bir şey, halka açıklık oranı arttığı için negatif. Buraya kırmızı yapmışım zaten. Ama şuraya bir negatif yeşil ışık yakıyorum. Niye? Çünkü finansalları çok uygun. Bir bilanço açıklasın görelim. Sonraki iş yapan, verimli iş yapan logo geliyor arkadaşlar. Logo. Logo da iyi, çok güzel. Finansal borcu çok az. 12'de yalnız. Yani bu çok pahalı bir hisse olmuş. Olmadı. Olmadı logo. Sonraki şey, bu da iyi, güzel, kafein. Bunun da çok az finansal borcu var. Bunun özel hesaplaması. Bu Eder'in de arkadaşlar. 10 olmuş bu Eder'in. Sonra Despi'si. Bu zannedersem alım satım yapıyor. Çünkü stokları çok büyük bunun. Despi'siye bakıyorum. Bunun da karları iyi arkadaşlar. Stoğu da çok iyi. Finansal borcu iyi. 4 güzel. Şuna ben yeşil yapayım. Evet arkadaşlar. Nerede? 4.4. Tamam. Foneti es geçiyorum. 15 demiş. Yani bunlar ileride kazansa da bilmiyorum yani. İndes'in fabrikü beni tatmin etmedi ama yani tatmin etmedi arkadaşlar. DGate, fabrikü İndes'le beraber Arena tat. Yani bunlar bir şey çıkarsın, bilançosunu açıklasın. Ondan sonra bakılır. Fabrikleri tatmin ediyor mu, etmiyor mu? Şu an DSP'si bilanço açıkladı mı ona bakayım. Yani şimdi bilanço açıklamadan ucuz olanlar var. Bir de açıklandıktan sonra ucuz olanlar var. Bilanço açıklamış. Tamam. Bilanço açıklamış. Tamam. Şimdi DSP'si 4.4. İyi. Kafein iyi, güzel, hoş da yani 10 çok pahalı. Logo 12 çok pahalı. Yani logo da şöyle, kafein zaten bunu direkt çöpe atalım. Logo da pahalı geliyor bana işin açıkçası. Yani bir de teknik olarak bakayım logoya. İnternet yavaş. Evet arkadaşlar, pahalı. Şimdi ucuz olan varsa ucuza bakacağız arkadaşlar. 12'lik bir şirkete gitmek istemiyorum işin açıkçası. Despi'si sadece sistemimize şey olarak alacağız. Aracı kurum bina. Evet. İptal edelim. Herkese iyi günler.